Peri ki iyi ki var bu şifalı bitkiler. Testere dişli aslan pençesi. Bir de düz yapraklı aslan pençesi var. Bugün işte o testere dişli dediğimizi konuşacağız. Hocam buyurun, kimyasını dinleyelim. Evet, şimdi efendim bu testere dişli aslan pençesinin Latince adı Alchimilla vulgaris. Tamam. Fakat yöresel isimleri çok farklıdır bunların. Mühim olan Latince ismidir. Resmini de burada görüyorsunuz. Almancası Frauenmantel. Mantel manto demek. Frauen de kadınlar. Kadın mantosu. İngilizcesi ladies mantle. Lady bayanlar demektir. Bayanların mantosu. Bayan mantosu yani kadın mantosudur. Bu bitki kadınların bitkisidir. Alplerde yaşayan, yüksek bölgelerde yaşayan kadınlar, Avrupalı kadınlar doğadan getirir. Eğer orada doğal evinin etrafında yoksa, yetişmiyorsa gider işte bir böyle bir kök bir yerden aslan pençesini gider testere dişlisini evinin yakınına kapısının önüne onu diker. Orada o çoğalır artık yayılır yani. Şimdi mesela yüksek bölgelerde hava açıktır. Bir bakarsın yağmur yağıverir yarım saat sonra. Hiç belli olmaz. Hava kapalıdır, yağacak mı, yağmayacak mı bilemezsin. Ne yapacaksınız Cemalettin? Aslan pençesine soracaksınız. Nasıl? Hava günlük güneşliktir. Bak şimdi kapının önündeki aslan pençesine. Eğer yaprakları terliyor ise bil ki yağmur geliyor. Allah Allah. Aynen. Hava kapalıdır. Yağmur yağacak mı? Kadın şimdi biraz da sohbeti sever ya kadınlar komşuyu ziyarete gidecek çamaşırlarını asmış. Hava kapalı yağar mı yağmaz mı? Bakar aslan pençesine terlemiyor. Habbe habbe su tanecikleri üzerinde yok. Ha çamaşırımı toplamayayım der. Tabir caizse yağmur gelecek diye aslan pençesi sevincinden ağlıyor, öyle mi hocam? Aynen. Dolayısıyla hava gün güneşlidir, açık hava ne güzel bakar ki terliyor. O çamaşırlarımı toplayayım, komşuya gidince yetişemem yağmur geliyor der ve bu iş şaşmaz. Yani nasıl bir ölçü görüyor musun? Nasıl havadaki havayla bir alışverişi var? Yani düşünecek olursanız sarı yakutu anlattım ya, Evet. veba mikrobunu kovar. Hazreti Yakup'u da anlattınız. Nasıl hissediyor kokuyu dediniz hocam? Değil mi? Evet. Oradaki koku da biraz farklı tabii. Yani şimdi O her manevi neyse. anlamda tabii hocam. Tabii Şimdi ki. faydalarına geçiyoruz hocam. Ekranda var. İsterseniz siz sayın hocam. Evet, bayanlarda tüylenme sorunu varsa ki bu hormon dengesizliğinden kaynaklanır. Bakın bu nimet öyle bir nimet ki şu Sultan Murat Yaylası'nda oturanlar ne kadar şanslı insanlar ya. Hazinenin üstünde oturuyorlar. Of. Ya resmen şey Halı halının gibi. üstünde gidiyorsunuz. Her taraf yer gök şey yemyeşil bakıyorsun. Testere dişli aslan pençesi. Ya basmaya kıyamıyorum. Hoş da bir sesleri var basarken. Evet. Yani gerçekten ben yolda evime girerken bakarım çınar yaprakları filan düşmüş. Bazılarını toplar şöyle kenara koyarım. Ben basamam üstüne. Mümkün değil. Biz ekmeği görünce de alır kenara koyarız hocam. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bu nimete saygıdır yani. Dolayısıyla oradaki ekmek ya karıncalara ya topraktaki bakteriler tarafından ne oluyor? Tüketiliyor. Yani toprağa yağı dökersin, zeytinyağını dök, o tekrar kendi şeyi içerisinde, toprağın kimyası içerisinde hiç merak etme o tekrar yağa dönüşüyor. Yok olmaz bir şey. Yaradan'ın yarattığını ancak kendisi yok eder. Hormonu dengeleyince Evet. tüylenme de doğal olarak Tabii. giderilmiş oluyor. Bakın testere dişli aslan pençesi hormonunuz yüksekse özellikle kadınlardaki gonadotropin hormonlar FSH'ınız yüksekse normal seviyeye indirir. Düşükse normal seviyeye çıkartır. Dengeleyici derken bunu Başka anlıyoruz. neler var hocam? Bunun dışında iltihaplı eklem romatizmasında Her romatizma değil ama değil mi hocam? iltihaplı Evet. eklem romatizması için müthiş bir önleyicidir. Ne yapın? 6 ayda bir bunun bir ay çayını için. Ya kardeşim siyah çay içmiyor musun? Ada çayı içmiyor musun? Kuşburnu çayı içmiyor musun? Testere dişli aslan pençesi.
Zaten kadınların bitkisi o. 6 ayda bir bundan bir 15-20 gün bunun kürünü uygulasınlar. Bak göreceksin, hormon dengesizliği yaşamazlar. Adet düzensizliğine karşı mükemmeldir. Saç dökülmesi bazen hormon dengesizliğine bağlıdır. Saç dökülmesi, hormonları dengeleyince ne oluyor? Hormonal dengesizliğe bağlı olarak gelişen saç dökülmesini ortadan kaldırıyor. Bu illaki saç dökülmesinin sebebini doktora gidip soracaksın. Ne için bu diye dökülüyor? Vücudun asidik olmasının da etkisi var mı saç dökülmesinde? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Devam edelim yani, hocam. Şimdi FSH hormonu düzensizliği. FSH, folikül stimüle hormon. Hı-hı. O değer yükselmeye başlarsa kadınlar ne yapar? Erken menopoza girer. Menopoza, menopoz kapılarını açmış demektir. Cilt temizleyicidir. Aslan pençesinin çayını yapın, yüzünüzü onunla silin, pamukla silin. Evet. Hocam bir kere daha hatırlatmak istedim. Yüzümüze sürüp de şifa bulduğumuz bu bitkiye insan ayağını basmaya nasıl kıyar? Ya. Sultan evet. Murat Yaylası'nda nasıl dolaşacaksın? Hiç basma o zaman. Onun için destur de geç yani. Evet hocam, devam edelim. Buyurun. Rahim kaslarını güçlendirici hocam. Aynen. Bir de. Şimdi evet. Bakın, şunu değerli izleyicilerimize anlatalım. En önemli özelliklerinden bir tanesi, bayan düşük yapıyor. İkinci düşük, üçüncü düşük, korkuyor. Dördüncüsüne hamile, bu da düşecek diyor. Aslan pençesi, testere dişli aslan pençesi çayını için. Pıhtılaşma faktörüne karşı da iyidir. Aynı zamanda pıhtılaşmaya bağlı düşük yapıyorlar. Bunun için işte testere dişli aslan pençesi kürü. Okuyalım mı hocam? Buyurun efendim. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş testere dişli aslan pençesini kaynayan bir bardak suya atıyoruz. 6 dakika kaynatıyoruz. Ilıyınca süzüp bir ay boyunca her gün 2 defa olmak üzere bir su bardağı içiyoruz hocam. Devamı var mı? Evet. İlki kahvaltıdan 2 saat sonra, ikincisi ise akşam yemeğinden 2 saat sonra içilir. İçildikten sonra hiçbir şeyi tüketmeyiz. Taze hazırlamak gerekir. Bir aydan sonra bir hafta ara verilir. Tekrar bir ay daha gideriz değil mi hocam? Evet. Şimdi bakın efendim. İçine yok tatlı şeydir, baldır. Yok şekerdir, yok limon sıkayım, bal şifadır deyip kimyasını bozmayın. Evet. Bu da yanlış anlaşılmasın. Hoca dedi bal kimyasını bozuyormuş. Efendim o iş ayrı, o iş ayrı. Yani hiçbir tatlandırıcı veya limon içine sıkmayacaksınız. Şimdi şey diyorsunuz, içtikten sonra en az bir saat bir şey yemesinler. Evet hocam. Buyurun. Bu testere dişli aslan pençesi bu anlamda bulunmaz bir nimettir. Kansere karşı sizi korur. Bakın kadınlarda yumurtalık, rahim ve meme kanserini tetikleyen birinci sıradaki nedenlerden bir tanesi nedir? Hormon dengesizliğidir. Dolayısıyla testere dişli aslan pençesi bu anlamda mükemmeldir. Bir de çünkü hormonları dengede tutuyor. Bir özelliği menopoza girmiş bayan östrojen hormonu düşmüş. İşte östrojen hormonunu dengeye getirir. Efendim östrojenim benim normal bunu kullanırsam östrojen hormonumu yükseltir mi? Hayır yükseltmez. Dengeleyici özelliği evet. Var onun merak etmeyin. Menopoz yaşınızı geciktirmek istiyorsanız ne yapacaksınız? O zaman 38-39 şimdi 25 yaşında menopoza giriyor. 30 yaşında menopoza giriyor kadınlar. Neden? Çünkü gıdalar değişti. Tayyibatu en hoşlarından. En temizlerinden. Hocam, suda yıkanmışını kastetmiyor Yüce Allah. Hocam tevafuk tam konumuzla ilgili bir telefonumuz var. Diyarbakır'dan evet. Bir seyircimiz. Edibe Hanım'a merhaba diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin Edibe Hanım. Buyurun. Hocam bu kadar anlattıktan sonra ben tekrar soracağım ama. Buyurun. Benim de FSH hormonum 23,84. Kaç yaşındasınız Edibe Hanım? 41. Evet. Ben ama
kitabınızda şunu soğan külünü